Selam aleyhim herkese, ben Nur. Farkında olduğunuz üzere Yahudi selamı ile giriş yaptım ki, çünkü seriden de anlaşılacağı üzere dönmeler dediğimiz özellikle sebatacılıkla ilgili zaten iki video yapmıştım. İstersen yukarıda çıkan kartlardan izleyebilirsin. Bu seri boyunca dönme, konverso ve nikodimitler gibi üç farklı kavram duyabilirsin. Bu kavramların hepsi Yahudiliği, Müslümanlığı ve Hristiyanlığı belirli bir dönemde etkilemiş olup toplu din değiştiren, lakin gizliden gizliye inançlarını koruyan kişilere denirdi. Ama her şeyin başladığı nokta olan Hazar Kağanlığı'na da birazcık değinmek istiyorum ki ortadan başlarsam konu pek anlaşılmaz, değil mi sonuçta? Öncelikle tekrar söyleyeyim, Hazar Kağanlığı'ndan başlayayım. 7 ile 11. yüzyıllar arasında Hazar Denizi çevresinde, yani Van Gölü'nden Karadeniz'e kadar günümüz coğrafi koşullarında bir kıyı düşünün. Bir de Aral Gölü'nden Macaristan'a bir kıyı düşünün. Bu kadar büyük bir coğrafyada hüküm sürmüş bir devlet var ortada. Bir Türk devleti ama. Lakin bilindiği üzere bizim millet İslamiyet'i kabul etmeden önce sürekli oradan oraya bazı topluluklara, hani göçebe yaşayanlardan bahsediyorum, sürekli başka milletlerle etkileşim halinde olduğunu tarihten biliyoruz. Biliyoruz ya hani. Ha işte o şekilde bir halktı bunlarda. Zaten Hazar kelimesine baktığımız zaman da Kazar kelimesinden geliyor. Gezer, yani serbest dolaşan, bir yere bağlı olmayan demektir bu da. Türk olduklarına dair kanıt konusu ise biraz Rus, biraz Yahudi, biraz Bizans kaynaklarını araştırırsak böyle bir sonuç çıkıyor. Hatta 900'lü yıllarda yazılmış bir Arap kaynağında da bu durumdan bahseder. Hudut el Alam, yani dünyanın sınırları kitabında. Hatta orada şöyle bir şey yazar. Aşina soyundan geldiklerine dair bir iddia yazısı var orada da. Eski bir Gürcüce tarih kitabı olan Kartlis Tişoroveva kitabına da baktığımızda orada da batıdan gelen Türkler diye bahseder Hazar Kağanlığı'ndan. Kısaca soy olarak baktığımızda ise Sabir Türklerinin ve Batı boylarına dayandığını söyleyebiliriz. Neyse, konumuz bu değil. İslamiyet'ten önce Türklerin birçoğu Tengrici inanışta olmasına rağmen bu Hazarlılar, ki Aşkenaz diye de bildiğimiz bu halkta Musevi olmuşlar. Yani tercihlerini Musevilikten yana kullanmışlar. Birkaç akademisyen de bu Hazar Türklerinin birçok Doğu Avrupa ve Rus Yahudisinin ataları olduğunu bile düşünürler hatta. Tüm bunların yanı sıra Hazarlar dini toleransın yaygın olduğu ve tengriciliğin serbestçe yayıldığı bir toplumdu. Göktürklerin bu yıkılmasından sonra da bağımsızlaşıp Kuban Irmağı ile, yani günümüzde Kafkasya tarafıyla Azak Denizi, yani Karadeniz arasındaki bir araziye yerleşiyorlar. Ve bu bölgedeki diğer Türk kavimlerini içlerinde eritip, bunu birazcık daha şöyle açıklayayım, bu içlerinde eritmek konusunu. Şöyle bir şey. Siz farklı bir coğrafyadasınız ve siz kendi dilinizle, kültürünüzle orada yaşamış başka milletleri kendi kültürünüz altında daha böyle azınlık konumuna düşürerek kendinizi bir nevi asimile etmek gibi bir şey durumudur bu aslında. Ve Hazar Kağanlığı da bu şekilde diğer bölgedeki Türk kavimlerini içlerinde eritiyorlar. 7 ile 10. yüzyıl arasında da kendi egemenliklerini kurmalarıyla bir devlet statüsü alıyorlar. Ve şimdi bu kadar büyük gelişmeler söz konusu olunca da tabii ki de ortada kapı komşuları olan kimler var? Bizanslılar var ve Bizans ile Hazarlar arasında da bir siyasi rekabet oluşuyor. Bu her bir diplomasi, her bir siyasetin sonucudur tabii ki de. Kırım üzerinde hakimiyet kurmak isteğinden aslında bu rekabet, siyasi rekabet ortaya çıkıyor ki bu durum yıkılış sürecini de aynı zamanda başlatıyor, Hazar Kağanlığı'nı. Slavların da o sırada kinezik dönemi, ki başta o sırada Sviatoslav var ve Sviatoslav da güneye inmek istiyor. Yani kinezliğin kralı, daha doğrusu prensi, ve bu şekilde güneye inince de bu arada oraya oluyor, buraya oluyor. Karadeniz, Kırım taraflarını küçücük yere kadar Hazarlar gerilemeye başlıyor ve orada iyice gerilmelerin sonucunda da bu sefer yıkılış dönemi oluyor. Şimdi bu Aşkenazlar, yani Musevi Türkler, yani Hazar Kağanlığı'nın halkı, Yahudi-Roma savaşları diye bir tarih vardır.
Ve bu Yahudi-Roma savaşlarından sonra galip gelen Roma tarafından Anadolu ve İberya, yani günümüzde İspanya-Portekiz bölgesidir. Bu İberya üzerinden Avrupa'ya sürgün edilen İbrani kökenli Kenanlı Yahudiler diyebiliriz. Alman günümüzde mesela baktığımız zaman ülke olarak Almanya olsun, Fransa olsun ve Doğu Avrupa'daki Yahudileri de Aşkenaz diyoruz. Bunu bir ilk önce öğrenelim. Gel gelelim asıl bugünkü konumuza. Sefarad Yahudileri. Günümüz Yahudi dünyasında Aşkenaz kökeninin dışında kalan, yani Kenanlı Yahudilerin dışında kalan tüm Yahudileri Sefarad diyoruz. Yani Sefarad Yahudileri ki Sefaradlar ise İspanya olsun, Portekiz olsun, İtalya, Yunanistan, Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da yaşayan Yahudilerdir. Bu yüzden aslında Kenanlı Yahudilerin dışında kalmalarının sebebi de budur. Şimdi akılda kolay kalması için şöyle kodlayayım. İbranice Aşkenaz Almanya demektir. Seferat ise İspanya demek. Yani birazcık da Yidiş diliyle falan, yani Yidiş birazcık İbranice ve Almanca'nın karışımı, böyle farklı bir dillerin oluşmasıdır. Ve orada Aşkenaz Almanya anlamına geliyor. Seferat ise İspanya anlamına geliyor. Bir de sonuna Yahudi ekleyin. Alın size nerede oldukları ve nasıl Yahudi oldukları. Şimdi artık seferatlara girdiğime göre konuyu anlatmaya başlayabilirim. Yine az önce bahsettiğim bu Yahudi-Roma savaşlarından sonraki, az önce de anlattığım zorunlu göç ile Kuzey Afrika üzerinden İberya Yarımadası'na yerleşen ve 1492'de, ki bu tarih önemli, sürekli sık sık tekrar edeceğim. Çünkü 1492 bir nevi dönüm noktası gibi bir şeydir. 1492'de Elhamra kararnamesi çıkartılıyor ve bu Elhamra kararnamesi ile İspanya'dan çıkartılan Yahudi toplumuna bir verilen isim oluyor. Seferatlar. Yani bu yüzden İspanya ile eşleştiriyoruz. Seferat demek İspanya demektir dememin sebebi de buydu. Şimdi bu kararnameyi birazcık açıklamak istiyorum. Bu kararnameye göre Yahudi dinine mensup veya biyolojik olarak hiç fark etmez. Yahudi olan herkes İspanya'yı terk edecektir. Yanına altın, para, ziynet eşyası gibi hiçbir eşyayı almayacaktır. Ve kararnamenin muhataplarına ülkeyi terk etmek için 31 Temmuz 1492'ye kadar da mühlet veriliyor. Eğer diyor siz ülkeyi 31 Temmuz'a kadar terk etmezseniz bu sefer de sizi idam edeceğiz şeklinde bir kararname çıkartılıyor. Ama işin arka planı aslında farklıydı. O da şöyle bir durum. İslam'da zımmi denilen bir uygulama vardır. Belki ismini duymuşsundur. Gayrimüslim olanlardan, yani Müslümanların dışındaki diğer inanç sistemlerine mensup olanlardan vergi alındığı sürece serbest bırakılma durumudur, zimmi politika. İşte böyle bir dönemde İslam yönetimi Yahudilerin gerek ticarette, gerekse eğitim ve bilim alanlarında, yani pozitif alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağladı. İspanya'nın birçok metropolü ise Yahudilerin de katkılarıyla söz konusu alanlarda hızla gelişmeye başladı. Yani bu eğitim, bilim, ticaret konularında gelişmelerin yaşandığı bir dönem oldu. Yahudilerin de katkılarıyla. Ve bu durumun olması İspanya'nın Yahudi dünyası önünde bir cazibe merkezi olmasına yol açtı. Ve çeşitli ülkelerden de buraya Yahudi göçleri gerçekleşmiş oldu. Sürece baktığımız zaman da dünyanın en önemli bir Yahudi merkezi vardı o sırada. Babil, ki Babil'in sürgünü zaten dinler tarihi için, normal tarih için ve birçok açıdan diğer konularla da aslında önemli olan bir tarihtir. Ve Babil'in o sırada bu en önemli Yahudi merkezi unvanı elinden alınması da söz konusu oldu. Yani Yahudi merkezi artık Babil değildi, İspanya olmuştu. Ve İslam ordularının saldırısı ile etkinliğini yitiren ve Kuzey İspanya'ya sıkışık kalan Katolik aristokrasisi zamanla kendini toparlamaya başlıyor ve tekrardan güneye doğru saldırılar düzenlemeye başlıyor. Ve o sırada işte bu İslam yönetiminin zayıflamasına
Paralel olarak adada ilerleyen yönetim alanı Rokonkusta adı verilen bir süreçte genişliyordu. Şimdi birazcık tek bir cümleyle Rokonkusta'yı açıklamak istiyorum. Rokonkusta demek Endülüs dönemindeki İslam aslında devleti dememin sebebi oydu. O zamanlar Endülüs Emevileri vardı. Ve bu dönemde yani Endülüs döneminde bu İber Yarımadası'ndaki İspanya, Portekiz falan olan taraflarda Hristiyanların Yarımada'daki Müslümanların varlıklarını ortadan kaldırma amaçları ve çabalısına biz Rokonkusta diyoruz. Yani o zaman durum ne oluyor? Katolik aristokrasisi bölgede yani İber Yarımadası'nda hiçbir Müslümanın varlığını hiçbir şekilde istememiş olma durumuna biz Rokonkusta diyoruz. Yarımada artık 14. yüzyıl itibariyle de Magriplerin elinden hemen hemen alınmış oluyor. Şimdi Magrip ne demek? Magrip de Kuzeybatı Afrika bölgesine denilen isimdir. Yani Magripliler de Kuzeybatı Afrika bölgesinin halkı. Ve bunların elinden de o bölgenin alınması vardı. Çünkü 3 tane ada ülkesinden oluşan bir yarımadaydı ortadan. Tarihe baktığımız zaman da tarihte ise Müslüman idaresi sırasında İber Yarımadası, Malta ve Sicilya'yı içeren de bölgenin adı. Bu yüzden 3 ada dememin sebebi buydu. Şimdi eski toprağını tekrar ele geçiren bu Katolik otoriteleri, Katolik aristokrasisi ilk icraatlerinden biri muhakkak bölgede bulunan Yahudilerin Hristiyanlaştırılması oluyordu ki bu gelişme de aslında sonradan kovulmaya önemli bir sebep teşkil edecekti. Çünkü bu süreç ilerleyen zamanlarda zaten işleyeceğim, bahsetmek istediğim konulardan bir tanesi bu. Yeni Hristiyanlar ya da konversolar adı verilen bir grubun ortaya çıkmasını beraberinde getiriyor. Yani ben şöyle bir parantez açmak istiyorum burada ise. Şimdi Sabataysevi'den bahsettim ve Osmanlı döneminde Sabataycılık yani Sabataysevi'nin taraftarları işte zorla dönme olarak yani dönmelikten kastım zorla toplu din değiştirmeye giderek Müslüman oluyorlar. Ama sözde Müslüman, gerçekte gizliden gizliye, arkadan arkaya hala kendi dinlerini, kendi inançlarını, kabalistik sistemini tekrar yürütüyorlardı. Ve bu işte İber Yarımadası, Malta ve Sicilya'nın da içinde bulunduğu işte buradaki Yahudiler ise İşte bu Katolik otoritelerince yeni Hristiyanlar ya da işte dönmenin diğer tabiri olan konversolar diye bir tabir ortaya çıkardı. Şimdi burada ben bir açıklama daha yapmak istiyorum. O da şu. Eğer Yahudiyken Müslüman olmuşsa dönme oluyor. Dönmeler diyoruz. Sabateist diyoruz. Bu kavramları da aslında onda kullanabiliriz. Ama Yahudiyken Hristiyan olmuşsa eğer dönmenin diğer bir tabiri olan konverso veya yeni Hristiyanlar diyoruz. Onu da baştan söyleyeyim. Konversonun kelime manası da zaten dönüştürülmüş, dönmüş, dönme anlamına gelen bir kelime ve Katolik dinini sonradan kabul eden herkesi tanımlamak için kullanılıyor. İşte daha videonun girişinde neden dönmeler, konverso ve Nikodemi gibi ifadeleri duyacağını ve Hristiyanlığı, Müslümanlığı ve Yahudiliği etkileyen durumların belirli dönemlerde bu durumların olduğunu söylememin sebebi işte buradan kaynaklanıyor temel olarak. Ve kararnamenin yani bu Elhamra kararnamesini de umarım anlamışsındır. O zaman devam ediyorum. Kararnameden sonraki sürece bakmamız lazım şimdi biraz daha. Kararname sonrasında Yahudi halkının çoğu Portekiz'e kaçıyor ve 5 yıl sonra da o sırada Portekiz'in başındaki Portekiz kralı olan 1. Manuel'in de Portekiz'deki Yahudileri Hristiyanlığa geçmeye zorlamasıyla sınır dışı edilen birçok Yahudi farklı ülkelere kaçıyor. Yani bazıları Hristiyanlığa kabul etmiyor. Hristiyanlığı kabul edenlere yeni Hristiyanlar veya konversolar diyoruz. Bazıları da bu durumu kabul etmeyerek farklı ülkelere kaçıyor. Ve bu ülkelerden bazıları ise işte
İngiltere olsun, Hollanda olsun, Güney Afrika'nın bazı bölgeleri olsun, Türkiye olsun, İsrail olsun bu bölgelere yerleşiyorlar. Ve 1492'deki az önce yine söyledim Elhamra kararnamesinin de aynı zamanda çıktığı yıldır. 1492'de işte bu İspanya'dan kovulan Museviler İspanya kökenli oldukları için kendilerine seferat adını koyuyorlar. Bugün Türkiye'de yaşayan 25 bin Yahudinin yaklaşık %96'sını seferatlar oluşturur. Yani bu da yaklaşık olarak 24 bin civarında olduğunu gösterir şu anda günümüzde. %4'ün ise Aşkenaz Musevileri yani 1000 civarındaki şeyler oluşturur. Aşkenazlar oluşturur. Ve şöyle bir şey de var. Zaten bu seferat Yahudilerinin nüfus sayısını neden verdi mi de zaten ilerleyen bu konu video serisinde de anlayacaksın. Yani 24 bin tane seferat var Türkiye'de şu anda. 1000 tane de Aşkenaz var sayım olarak. Neyse. Çünkü bu arada şunu da unutmadan söyleyeyim. Çünkü ortada bunu söylememin sebebi bir nevi de şu aslında. 7 asırlık Türkiye Cumhuriyeti topraklarını ilgilendiren ki var ki bunlarda ne hikmet ise seferat Yahudileri gruplarıyla bağlantılı çıkıyor. Yani bazı olaylar var ve olayları zaten ilerleyen videolarda gireceğiz. Anlatmaya çalıştığım şey buydu. Bunların hepsine bir bakıyoruz ki seferat Yahudileriyle bağlantılı çıkıyor. Daha doğrusu bu gruplarda. Şöyle tarihsel bir bilgi daha vereyim. İspanya'dan sürülen seferat torunları İşte bu Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimindeki çeşitli yerlere yerleşiyorlar. Ve yine 1492'den sonra işte Anadolu olsun, Doğu Akdeniz olsun, Mısır derken Güneydoğu Avrupa dediğimiz yani günümüzdeki coğrafi harita olarak 15 büyük Anadolu kıyılarında olan işte 150 küçük Yunan kıyılarında olan hani o 12 adanın bulunduğu bölge var ya hani bir oraya yerleşiyorlar. Bir Balkanlara yerleşiyorlar. Saraybosna derken Bosna Hersek, Bulgaristan, özellikle Selanik ve İstanbul'a yerleşiyorlar ki Selanik ve İstanbul bizim için önemli noktalardan olacak. Buralara yerleşiyorlar. Ve Türkiye'dekilerin tümü önceden var olan yerli Yahudi nüfusunun aslında torunları şu anına baktığımız zaman bu Yahudi nüfus dağılımına bakarsak eğer. Ve seferat ayinlerini ve geleneklerinin de kültürel yayılma yoluyla benimsiyorlar ve bu şekilde de Mizrahi Yahudileri denilen yani Doğu Yahudileri diye adlandırılan bir grup ortaya çıkıyor bu sefer de Türkiye'de. Yani Türkiye ve İsrail'de daha doğrusu. Bugün ülkemizde doğuştan seçilmiş olanları anlamak için ise bu 1250'den başlayıp 1391 ve 1492 İspanya'sındaki yani bu üç önemli tarihi aslında bakarak Yahudi dönmesi konversoların yani Yahudi dönmesi Hristiyanların tarihlerini ve konumlarını çok iyi incelemek gerekmektedir aslında. Ki nitekim dönmelik dediğimiz çift kimliklilik işte Osmanlı'ya Sabatay Sevi'yle İspanya'dan gelmiştik. Videonun başında söylemiştim. Sabataizmle ilgili iki video çekmiştim. O videoda da aslında bir nevi bu konudan bahsediyordum. Nitekim Sabatay Sevi'nin ailesi de İspanya'dan sürgün gelen Converso Yahudilerindendi. Sabatay Sevi'nin de ailesi bu ailelerden olunca bu sefer Osmanlı topraklarına gelen Conversolar İspanya'da Katoliktiler, Osmanlı'da Müslüman oldular. Yani durum bunu gösterdi. Ve aslında Yahudilerin gizlenmeye iten sebepler çevre faktörlerinden ziyade Mesihi planın bir parçası olan gizliliktendi. Ve Kabalacı Sabbatai Zvi önderliğinde başlayan Mesihi hareketi yani Mesih gelme durumu bir benzeri aslında o dönemde İspanya'da da yaşanmıştı. Ve Yahudiler görünürde dinlerini değiştirdiler. Fakat inançlarını ve kimliklerini korumuşlardı mesela bu durumda. Ve yani Judaika'ya baktığımız zaman bizlerin konversoların Tora kanunları dediğimiz kanunlara göre hareket ederek Yahudi anneden doğan çocuğun
Yahudi sayılabileceği gerçeğini kurduklarını bildiriyor. Yani normalde baktığınız zaman işte bu şekilde değil de yani normalde biyolojik olarak anne babasından daha ziyade ebeveynleri doğduğu yerden daha ziyade Tora kanunları der ki çocuğun eğer Yahudi sayılabilmesi gerekiyorsa anneden geçmesi lazım. Annenin Yahudi olması lazım diye söyler. Zengin konverso aileler ise karışık evliliğe engel olmak için ve soylarının bozulma tehlikesine karşı ekonomik bir birliktelikler kurdular. Yani işte ben sana kızımı vereyim, ben sana oğlumu vereyim durumuyla yapılan evlilikler ve aynı zamanda bu evlilikte de bir de ekonomik bir durumun, faktörün söz konusu olması diye bir durum var. Günümüzdeki işte bu iki zengin holding sahibi ailenin birbirlerine evlatlarını vermesi gibi bir şey düşünün bunu yani. Neyse, bu dönme konverso Yahudiler İbranice ve İspanyolca iki isim taşıyorlardı. Bu yüzden çift kimliklilik dedim. Yani hem bir kimlikleri var, İspanyolca isimli var, bir kimlikleri var, İbranice ki isimleri var. Ve kendi içlerinde İbranice, dışarıda ve kilisede ise İspanyolca isimler kullanıyorlardı. İspanyolca isimleri de genelde İbranice isimlerinin şifreli manalar taşımasıyla ortaya çıkıyordu. Yani isimlerinde bile bir kriptoloji vardı orada aslında. Neyse, bu konversolar işte İspanyol kilisesinin kayıtlarından soylu İspanyol ailelerinin kayıtlarını kendi üzerlerine geçirerek geçmişlerini de aslında kamufle etme gibi bir durumları da olmuştu. Ve konversolar bu gizlilik sayesinde de kısa sürede bütün dini kurumları ele geçirerek kısa zamanda devletin ve kilisesinin üst mevkilerine gelmiş de oldular. Sırf bir kamuflaj, eski bu kayıtlarda var olan soylu İspanyol ailelerin kayıtlarını alarak resmen. Ve dönme Yahudilerin taht üzerindeki etkisi o dönemin tahmin edileninden çok daha büyük bir hale geliyor. Katolikliğin en koyu savunucusu İspanya Krallığı'nın ise dini kurumları dönme Yahudilerin elinde bu sefer olması başlıyor ortada. Yahudiler de özellikle ekonomide büyük bir egemenlik kurmuşlardı ve sarayı da istedikleri gibi de yönlendirebiliyordu üstün üstlük. Yahudilerin de bu denli etkin ve güçlü bir konuma gelmelerinde üste vurguladığım bu az önce vurguladığım yani dönmelik sistemi önemli bir rol oynamıştı. İspanya Krallığındaki o sırada Katolik yasaları da Yahudileri resmi görevlerden dışladığı için çoğu Yahudi din değiştirmiş gibi görünüyor ve böylece devlet yapısı içinde kolaylıkla yükselebiliyordu. Bu dönmelerin neredeyse tümünün gerçekte asıl dinlerini ve kimliklerini olan bağlılıklarını korudukları ise herkesçe bilinen ve kabul edilen bir gerçekti. Sabateistlere bakalım. Sabateistler de aynı geçmişte ve günümüzde konversolar gibi çift kimlikli ve çift isimli bir yaşam sürerek Osmanlı'da ve Cumhuriyet'te önemli noktalara gelmişlerdi ki önceki videoda aslında günümüzde de bazı sabateist ailelerin hala bulunduğunu söylemiştim. Yani anlayacağımız bu kabalistik gelenek, çift kimliklilik yani dönmelik İspanya'dan gelen Yahudiler eliyle Sabatay Sevi'nin önderliğinde Osmanlı'da gerçekleşmişti. Ve o dönem birazcık Osmanlı'dan uzaklaşıp tekrar İspanya'ya geri döndüğümüzde ise İspanyol Engizizasyon Mahkemelerinin kurulması ortaya çıkıyor bu sefer. Ve İspanyol Engizizasyon Mahkemelerini kuran rahipler, piskoposlar, rektörler, haznedarlar, yargıçlar hepsi konverso yani dönme Yahudi oldukları ise kraliyet arşivlerine isim isim yazılmaktadır. Ki Kraliyet Akademisi'nin ise bu düzenlemiş olduğu Historia Literatura de la Española yani İspanya tarihindeki devlet ve din adamlarının otobiyografilerinin var olduğu arşive baktığımız zaman bu konverso, din adamları, bir siyasileri listeleri böyle isim isim yer aldığını rahatlıkla görebiliriz. Birazcık araştırmaya bakar sadece. Neyse, nitekim buradaki konversoların isimleri
Yahudi kaynaklarında ve Katolik kaynaklarında da garip bir şekilde geçiyor. Yani ikinci ekstra kaynak da buralar yani. Katolikliğin en kilit noktalarına gelen kripto Yahudiler İspanya tarihinde Hristiyanlık adına radikal kararlar alıyorlar. Ülkedeki Yahudilerin ve Hristiyanların siyasi ve politik konumlarını bile belirleyecek kadar yüksekti yani. Öyle bir döneme girmişlerdi. Kralın danışmanlarından tutun hazine başı derken, yargıç derken, Engizizasyon mahkemelerinin mimarlarına bakalım. Hepsi yani bildiğiniz kripto Yahudi yani. Engizizasyon mahkemelerini kuran Yahudi dönmesi rahipler, psikoposlar, papazlar 1391'deki Yahudi karşıtlığını da ateşleyen Yahudi karşıtı propagandaların merkezi, Katolizmin en önemli kurumu Burgos Piskoposluğu çıkıyor bu sefer karşımıza. Yani yine kendi işlerinde yaptıkları bir şey var. Yahudi karşıtı propagandayı ilk ateşleyen rahip, filozof Alfonso de Valladolid'e baktığımız zaman kendisi bir konverso Yahudisiydi. Talmud eğitimi konusunda uzman bir haham olarak yetiştiren Alfonso de Valladolid'e baktığımız zaman vaftiz olup Hristiyan olduktan sonra Ebner olan ismini Alfonso olarak değiştiriyor. Ve 1295'te Kral 4. Sanko tarafından o zamanın var olan bir bölgesi olan Burgos Piskoposluğuna önemli bir mevkiye getiriliyor. Şimdi konversoların ikiyüzlülüğüne dair, tekrar söylüyorum, konversoların ikiyüzlülüğüne dair propagandanın başını Alonso de Espina adlı bir rahip çekiyor. Alonso de Espina da bir konverso Yahudisi. Espina yazdığı işte bu Fortitudo Fidei yani İmanın Kalesi adlı kitabında inananların birbirine kenetlenmesini ve sahte Hristiyanların gerçek yüzlerini ortaya çıkarmasını istiyordu. Konversolar ve Yahudiler üzerine baskı uygulamasını isteyen Espina yani Alonso de Espina konversoların İki yüzü birer sahtekar olduğu propagandasını yapıyordu. Ama az önce de dedim, işin ilginç olanı kendisinin de bir konverso Yahudi dönmesi olmasıydı. Konverso Yahudilerin tarih boyunca hakim oldukları Katolizmin en önemli noktalarından biri olan Burgos Piskoposluğu, Burgos Katedrali'nin giriş duvarlarında Yahudiliği sembolize eden Davut yıldızları görülmektedir. 1464'te devlet ve kilise bir araya gelerek bu konverso yani yeni Hristiyanların gerçek Hristiyan olup olmadıklarını ve kimlerin samimiyetle Hristiyanlık dinini kabul ettiklerini, hangilerinin de gizlice Yahudi kalmaya devam ettiklerini tahkik etmek için 3 kişilik bir komisyon kurmuşlardı mesela. Engizizasyon sahte bir Yahudi karşıtlığı yaparak Yahudilerin gerçekten dönüp dönmediklerini araştırmak ve sahte böyle dönmeleri cezalandırmakla yükümlüydü. Engizizasyon, konversoların Hristiyan olmalarını aslında değil, Hristiyan İspanyollar içinden ayıklanıp ülkeden sürülmelerini istiyordu. Hristiyan halkı Yahudilere ve konversolara karşı kin ve nefreti sürükleyerek kışkırtan rahipler işte, Piskoposlar olsun, rektörler olsun ve kral tamamen bir Yahudi dönmesiydi. O zaman Engizizasyon Yahudilerin ve dönme Yahudilerin din değiştirmelerini değil, konversoların kimliklerini tespit ederek tek tek Katolikler arasından ayıklanıp yargılanmasını öngörüyordu. Engizizasyon sürgünden sonra Endülüs'lü müdeccem Müslümanlara baskı, zulüm ve işkence yaparak din değiştirmelerini isteyecekti hatta. Zamanla konversoların aslında dinin yani dinlerini değiştirmediklerini, yalnızca Hristiyan görünümü altına böyle girdiklerini fark etmeye bir başladığı dönemde olacaktı. Neredeyse tüm vergi memurlarının bu sahte Hristiyanlardan oluştuğu da öğrenilince Hristiyan çevreler büyük bir tepki gösterdi. Buna bir de kan olayları eklenince yani bir kargaşa böyle birbirlerini vurma durumları falan. Kutuplaşma iyice keskinleşti ve Engizizasyon ülkeye çağrılarak
Gerçek Hristiyanla sahtelerini ayırt etmesi bile istendi. Son Endülüs devleti Granada Sultanı'nın işgal edildiği yine 1492 yılında İspanya Krallığı bütün Yahudileri İspanya'dan kovmak için 31 Mart 1492 tarihinde Elhamra Sarayı'nda Elhamra Kararnamesi adında bir ferman yayınlamıştı mesela. Ki az önce de zaten bu fermandan bahsetmiştim. Yani Yahudi dinine mensup ve Yahudi dönmesi sahte Hristiyan olan bütün dönmelerin hepsi İspanya'yı terk edecekti. Ve tekrar söyleyeyim, Yahudileri de ülkeyi terk etmeleri için 4 ay süre tanınmıştı. Neyse bu işte Yahudilerin hepsi işte bu 4 aylık süre zarfı boyunca ülkenin dışına sürülüyor. Gerilerinde ise tüm geçmişlerini, evlerini, barklarını, her şeylerini bırakıp yüzlerce yıldır yaşadıkları İspanya'dan da kovulmuş oldular. Geride kalanlar ise yani konverso Yahudi olarak da kalmaya devam ettiler. Yahudiler sürgünden sonra ise Portekiz, Kuzey Afrika ve Osmanlı'ya göç ettiler ki az önce de zaten bu durumdan bahsettim. Osmanlı ülkesine kabul edilen bu Yahudiler ki sayıları yaklaşık tahmini olarak 40 bin küsür olarak kabul edilmektedir. Sürgünden sonra gelen Yahudiler Selanik başta olmak üzere Türkiye coğrafyasında ise İzmir, İstanbul, Edirne, Yenişehir gibi yerlerin yanı sıra Şam bölgesinde de Safet gibi şehirlere yerleşmiş oldular. Peki bu durum biraz garip değil midir sizce? Yani bu Engizizasyonu ve sürgünü hazırlayan bu dönme Yahudiler ki zaten söyledi kilisenin başında da dönme Yahudiler vardı, mahkemenin başında da dönme Yahudiler vardı ve bu sürgünle ilgili ortaya çıkarılan Elhamra kararnamesini ortaya çıkartıp kışkırtanlar da dönme Yahudilerdi. Ve Yahudi kaynaklarında söylendiği gibi gerçekten dönmüş ve Hristiyanlaşmış olsalar bile neden ırktaşlarına ve eski dindaşlarına böyle bir büyük düşmanlığı göstermiş olsunlar? Tam tersine Yahudilere ve konversiyonlara diğer Hristiyanlardan daha yumuşak ve daha anlayışlı olmaları gerekmez miydi? Neden büyük böyle bir düşmanlık tasladılar? İşte asıl mesele de burada başlıyor. Tüm bunlar sürgünün gerçekte Yahudi önde gelenleri yani kabalacılar tarafından Mesih'le ilgili kehaneti gerçekleştirmek uğruna düzenlenen bir plan olduğunu bize kanıtlamaktadır. Yahudi toplumuna karşı büyük bir baskı uygulandığı dönemde de önde gelen bazı Yahudilerin sarayla bu denli içli dışlı olması kuşkusuz ortada bir gariplik olduğunu zaten işaretidir. Sürgünün Katoliklerden çok kabalacılardan kaynaklandığının bir başka göstergesi ise Papa'ya bağlı olan Engizizasyon'un İspanya Yahudilerini sürerken Roma'da yani papalığın merkezindeki Yahudilerin büyük bir rahatlık içinde yaşamayı sürdürmüş olması da var ortada. Yani İspanya'dan sürgün edilen bir Yahudi kesimi var ama Roma'da ise yani papalık merkezinde ise rahat yaşayan Yahudiler var. Sürgün ile ilgili en ilginç bir rastlantı da İspanya'dan son çıkış tarihi olan ki artık uzatmalarla o da 2 Ağustos olmasıdır. Ki 2 Ağustos'un Yahudilerin matem ve oruç günü olarak kabul ettikleri 9 Av 5252 yani Tişabe Av ayına denk gelmesi var. Şimdi birazcık da bu konudan bahsetmek istiyorum. Tişabe Av, bu Yahudiler için kutsal sayılan Kudüs'teki Süleyman Mabedi yani Beytül Makdis ya da onların tabiriyle Bet Amiktaş'ın bu işte milattan önce 587 ile milattan sonra 70'teki yıkılışın olduğu tarihte. Ve bu tarih Yahudilerin tarihteki sürgünlerine denk geldiği tarihti ki aslında Babil tarihini de birazcık değinmek gerektiğinin aslında sebebidir bu. Bu kabalada Yahudi ulusunun başına gelen bütün felaketler hep bu tarihe denk geliyordu. Yani sürgün mü? İşte bu 9 Av 5252 yani 2 Ağustos. İşte krallığın yıkılması 2 Ağustos. İşte
Süleyman Mabedi'nin yıkılışı, 2 Ağustos gibi bütün hepsinin tarihinin buraya denk gelmesi var. Yahudilerin kutsal kitabı Tora'da ise hahamlar sürgünleri yorumladığı bölümlerde İspanya sürgünüyle şöyle yani bir bakacak olursak şunları aslında yorumluyorlar. Tanrı Yahudileri tarihin gidişatına, tarihsel olayların doğal etkilerine teslim edecektir. Tanrı onların gözünde sadece tesadüf olan tüm bu olayları tamamen yalnız bırakmayacaktır. Onları görünüşte tesadüfi olup sürgüne çıkmış halkı geri getirme amacını taşır gibi görünmeyen bir olaylar zinciriyle eski ülkelerine geri gelmeye hazırlayacaktır. Gizlenmiş olan Tanrı uzun ve dolambaçlı yollarla onları eski yurtlarına, orijinal ve ebedi hedeflerine geri getirecektir. Rabbi Meşe Hohma, Tora'da sürgünü şöyle yorumluyor, kendisi de bir haham. Neden mi sürgün edildiler? Çünkü bazen ulus olarak yok olma derecesine kadar asimile olmalarını önlemenin tek yolu budur da o yüzden. Tora'da hahamlar sürgünün asıl amacını ve nedenlerini bir başka şekilde yani böyle bu tarz aslında yorumluyorlar. Son olarak sürgünden dönen Yahudilere de bakarsak eğer tarihin altında yatan gerçek amacı kavrayacaklardır. Sadece kurtuluş için değil, sürgünün sıkıntıları için bile şükran duyguları taşıyacaklardır. Zira çekilen acıların, kurtuluş ve manevi saadetine giden olaylar zincirinin bir parçası olacaktır, anlayacaklardır şeklinde de bazıları böyle yorumluyor. Rabbi Rafael Sam'ın Hirsch'in bu Tora'daki sürgünleri ise ki olayı daha iyi anlamak için bunları söylüyorum. Bu şekilde yani şöyle yorumluyor. O da diyor ki genel bir bakışla Yahudi ulusunun 2000 yıla ulaşan ıstıraplar dönemi Tora'da yazılı olanların canlı bir tefsiri niteliğindedir. Özellikle Yahudilerin tüm uluslar içine azar azar saçılmış halini oluşturan diaspora sürgün yazılı olan kehanetlerin birebir gerçekleşmesidir. Ve bugüne kadar her Yahudi Tora'da yazılı kehanetlerin gerçekliliğini anlayacaktır. Görüşü zayıflamış bir kişi bile gelecekteki binlerce yıllık süre için kefalet teşkil edecek ve bu gerçekleri görecektir. Tora, tarihte ne olacağını, tarih henüz oluşmadan önce insanı hayrete düşürecek ayrıntılarla kaydetmiştir. Ama en önemlisi ise şudur, yani şöyle bir yorumlama ki Sabbatai Zevi'nin de etkisinde kaldığı Kabalist Isaac Luria sürgünlerin aslında yazısı önemlidir. Çünkü konuyu birazcık daha anlaşılabilir tarzda kılar. Isaac Luria'ya göre ise bu sürgünler Yahudilerin yeryüzüne dağılması bir felaket değil, planlanmış bir olaydır. Yahudilere kutsal kıvılcımları klipalar ortamından öteki taraftan kurtarıp toplamak için verilmiş bir görevdir. Bu şekilde bütün kıvılcımlar eksiksiz olarak kurtarılabilirse Tikkun gerçekleşmiş olur. Tikkun'un gerçekleşmesiyle de Maşiyah yani Mesih gelecektir. İsrailoğulları kurtulacak, vaat edilmiş topraklara dönecek, yıkılmış olan tapınağı yani Süleyman Mabedi'ni yeniden inşa ederek sonsuza kadar hüküm süreceklerdir. Granada'nın yani Endülüs Emevi dönemindeki bölgede Granada'nın işgalinden önce ise Kraliçe Isabella ve Kraliçe 2. Fernando Müdeccen Endülüs'ü Müslümanlar ile 25 Kasım 1491'de Granada Sözleşmesi imzalıyor. Şimdi birazcık da şu kelimeden bahsetmek istiyorum. Üçüncü kere zikrettiğim kelime. Müdeccen kelimesi. Müdeccen demek bölgede yaşayan, oraya uyum sağlamış, adapte olmuş Müslüman demektir. Yani daha samimi Müslümanları biz daha samimi olmuş dinleştirenlere ve Müslüman olmuşlara müdeccen diyoruz. Müdeccen Müslümanlar dinlerini özgürce yerine getirebilecekleri, dillerini, adet ve geleneklerini, malları ve ticaret hürriyetlerini muhafaza edecekleri bir anlaşmaya da imza atmış oldular. Bu anlaşma ile yüz binlerce Endülüslü Müslüman Yahudiler ile birlikte sürgün edilmesi aslında önlenmiş olundu.
ve 1492'de bu Endülüslü Müslümanlar Yahudiler ile birlikte sürgün edilmesi, Engizizasyon mahkemeleri, kral ve kraliçenin planları ile engellenmiş oldu. Nitekim İspanyollar Endülüs'ten ele geçirdikleri topraklarda Hristiyan tebaanın altında belirli anlaşmalar çerçevesinde yaşayan Müslümanlara Mudejar yani müdeccen deniliyordu. Müdeccen Müslümanlar İspanya tarihine sanatta olsun, mimaride olsun, ticarette olsun ve bilim alanında tamamen damgalarını vurmuş bir halktı. Müdeccenler meslek erbabından ve okuyan kültürlü bir sınıftan oluştuğunu da belirtmem gerekiyor bu arada. Nitekim müdeccenler Yahudilerden daha becerikliydiler ve az önce de dediğim gibi mimari, sanatsal, zanaat, meslek ve tıp alanında Yahudilerden daha da üstün durumdaydılar. Hatta İspanyol tarihçi Profesör Rodrigo de Zayas, Muderaları yani müdeccenleri İspanya tarihinin aydın tabakası olarak nitelendirdiği altın kavim olarak görüyordu. Eğer Müslümanlar Yahudiler ile birlikte sürgün edilseydiler, Osmanlı Yahudileri değil, altın kavim olarak nitelenen müdeccen Müslümanları kendine kabul edecekti. Bu durum ise Kabalacı Yahudilerin Süleyman Mabedi'ni yeniden inşa edecekleri ve kutsal topraklara dönmek için hazırladıkları 500 yıllık Mesih planlarını tamamen bozacaktı. Bunun dışında coğrafi keşifler ile ortaya çıkan yeni deniz yolları olsun, ipek ve baharat yollarının kontrolünün dönemin Endülüs Müslümanlarının elindeki bilgiler ve birikimler ile dönemin Müslüman devleti Memlükler ve Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçecekti. Bu da Yahudilerin ticaret politikalarını tehlikeye sokmuş olacaktı. Endülüs işgal edilmeden önce yani 1486 ile 1487 yılında Endülüs Granada Sultanı 12. Muhammed Ebu Abdullah Es-Sâr'ın Sultan Beyazıt'a gönderdiği ilk elçi Endülüslülerin yaşadığı vahim durumu bir şiirle takdim etmiş olması var ortada bir de. Bu durum dönemin Endülüs tarihçisi El-Makkari'nin Ez-Zâhurur Riyas adlı eserine de birazcık bakarsak eğer birazcık edebiyat yönüdür bu da. Geçen şiir 104 beyitten oluşuyor. Bir feryatnamedir aslında. Bir isyan, daha doğrusu bir çığırış, bir yardım isteği, bir feryadım var olduğu 104 büyüklük bir aslında şiirdir. İlk feryatname de işin daha da vahim olan durumu ise Sultan Beyazıt'ın sessiz kalması. Yani müdeccenler Endülüs işgal edildikten sonra zulüm görüyorlar. Ve bu zulüm karşısında bir şiir gönderiyorlar ve Sultan Beyazıt sessiz kalıyor. Bu sefer işte 1500 yıllara geliniyor. 1501-1502. Bu sefer de ikinci zulümlerini görüyorlar. Ve ikinci bir feryatname göndererek yardım talebinde bulunuyorlar Osmanlı'da. Ve Beyazıt Endülüslülerin bu iki yardım çağrısına da çok garip bir şekilde cevap vermemezliği var ortada. İspanya'daki zulümden kaçan Yahudilere kapılarını açan Osmanlı, 1492'de bu duyarlılığı aynı baskı ve zulümlere maruz kalan Endülüs'ün müdeccenlere yani mudejarlara, Müslümanlara göstermemiş olması var ortada. Osmanlı Endülüslü müdeccen yani Müslümanların feryatnamelerine sessiz kalarak Endülüs'ün Müslümanları kaderlerine terk ediyor. Böylece Beyazıt Yahudilere gösterdiği şefkati, bağı yani kucak açmayı müdeccen Müslümanlara göstermiyor ama bu sefer de Endülüs'ün Müslümanlar planlı ve sistematik bir şekilde İspanya Krallığı ve Osmanlı Devleti'nin derin güçleri tarafından tasfiye edilmesi de var ortada. Ve Osmanlı 1492'den sonraki dönemde İspanya'da baskı ve zulüm gören bu müdeccenlerin feryatnamelerine yine sessiz kalması var ortada. Ama aynı Osmanlı Yahudilerin sürgüne gönderildiği esnada gemilerini gönderip Osmanlı topraklarına taşıyacak kadar da cömertti. Osmanlı Devleti Endülüs'ün Müslümanların feryatnamelerine yine sessiz kalmıştı.
Müslümanların bir kısmı daha sonraki yıllarda Kuzey Afrika'ya sürgün edilmişlerdi. Mesela bir kısmı 1609 yılına kadar Valencia, Sevilla ve Granada'da yerleşik yaşadılar. Geride kalan Endülüs'ü Müslümanlar tarihin en dramatik trajesine tanık olmuşlardı. Yüz binlercesi ateşlerde yakılıp din değiştirmeye zorlandı ve kimliklerini değiştirmek zorunda kalmışlardı. Tarihin bir yüzünde kimliklerini gizlemek zorunda kalan Moriscos Mağribli, yani kripto Müslüman olarak hatta lakap takıldı bunlara. İspanya'dan sürgün edilen Yahudilerin o dönem Yavuz Sultan Selim tarafından Edirne ve Selanik'e yerleştirmesine ait belgenin Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa Konseyi İnsan Haklarına gönderdiği dilekçesi Osmanlı arşivlerinde 1492 ila 1522 yılları arasında müdeccen Endülüslerine ait İspanya'dan Osmanlı topraklarına taşındığına dair hiçbir belge yok mesela bu durumlarla ilgili. Son olarak son Endülüs devleti olan Granada Sultanlığı'nın yıkılışı, Müslümanların sürgününü Yahudi önde gelenleri tarafından finanse edilmişti. Resmi tarih bizlere Müslümanların da Yahudilerle birlikte İspanya Engizizasyonu'nun zulmüne maruz kaldığını, Katolik güçlere karşı Müslümanların ve Yahudilerin aynı safta olduğunu söylemektedir. 1492'den beri yapılan propagandalarda ve bu propagandayı yapanların başında da Türkiye'de önemli etkinlikler göstermiş olan 500 Yıl Vakfı geliyordu. Hep Yahudiler ve Müslümanlar aynı saftaki mazlum halklar olarak tanıtıldı. Ama şimdiye dek bu ortaya çıkan bilgilerle olayın pek öyle olmadığını, 1492'de olanların Yahudi cemaatin önde gelenlerinin yani kabalacılarının kontrolünde gerçekleştiğini bize gösteriyor. İspanya'da 1492'de yaşanan olayların gerçekte Yahudi önde gelenlerinin hedefleri doğrultusunda gerçekleştiğini ve Yahudi sürgününün de aslında Mesih ile ilgili kehanetleri gerçekleştirmeye uğraşan kabalacılara, yani kabalacılar tarafından planlandığını göstermektedir bize. Bugüne kadar kimse Endülüslere yapılan katliamı, soykırımı gündeme getirmiyor bir garip şekilde. 1492 denildiğinde herkesin aklına hep İspanya sürgünü geliyordu. Yahudi sürgünü, Endülüs'ü Müslümanların katliamını bu propagandalar sayesinde gölgede bırakmıştı çünkü. Endülüs'ü Müslümanlara Osmanlı'nın çaresizliğinden yardım edemediğini savunan araştırmacıları bu bağlamda Yahudilerden daha Siyonist bulunması da söz konusu olur bu sefer. İspanya Krallığı 2 Ocak 1492'de Granada'yı işgal ederek son Endülüs devletine bu şekilde son veriyor işte. Daha sonraki dönemlerde Engizizasyon, Granada Sözleşmesi'ni feshederek Endülüslü Müslümanların din değiştirmelerini istiyor. Yahudiler sürgüne gönderildikten sonra geride kalan Müslümanlar İspanya'dan sürgün edilen Yahudiler kadar şanslı olamadılar. Dinlerini değiştirmeyen Müslümanlar Engizizasyon mahkemelerinde tarihte eşi benzeri görülmemiş bir soykırımın kurbanı olmuşlardı. Bunun için mesela baktığımız İspanya Kraliyet arşivlerindeki belgelere göre Endülüs'te 1492 ile 1609 yılları arasındaki Osmanlı'daki belgelerin kayıp olduğu dönemdir aynı zaman bu dönemler. Arasında 3 milyona yakın Müslümanın Engizizasyon mahkemelerine yakılarak öldürüldüğü yer oluyor. Ve bu kayıtlar dönemin Engizizasyon mahkemelerinden sorumlu İspanya Kardinali Richelieu'nun günlüklerinde de bulunuyor ve daha sonra Kraliyet Akademisi'nin arşivlerine aktarılıyor. İspanya Kralı 3. Filip 22 Eylül 1609'da yayınladığı sürgün fermanıyla Müslümanların İspanya'yı terk etmelerini emrediyor. 1609'da 1614 seneleri arasında da Valencia, Granada, Murcia ve Malorca şehirlerinden en az 500 bin Müslüman İspanya topraklarına bir daha geri gelmemek üzere sürgün ediliyor. İspanyol Hristiyanların
Yüzyıllardır Endülüs'ü Müslümanlara karşı düzenlediği işte bu Reconquista hareketi, yani İspanya'daki Müslüman varlığı ortadan kaldırma hareketi, bu sefer yeniden fetih olarak adlandırdıkları savaşların tarihine yeni bir kapı açar. Müslümanları sürgüne gönderen, din değiştirmeye zorlayan, Engizizasyon mahkemelerinde ateşlere atarak yakanlardan doğrudan Katolik Hristiyanları sorumlu tutmak artık bilimsel ahlaka aykırı olacaktır. Lakin burada Katoliklik, Judaizm için bir kamuflaj olmuştur. Çünkü konverso, yani dönme Yahudiler, Katolizmin amansız savunucusu olan İspanya Krallığı'nın dini kurumlarını ele geçirmişlerdi zaten. Bunu biliyoruz. Peki ya Endülüs'ü Müslümanları, sürgünü ve Engizizasyonunun yaptığı katliamları kim organize etmişti? Artık bu provokasyondan doğrudan Katolikler sorumlu tutulamaz. Konversoların dini kurumları ele geçirmesine benzer bir durum bizde neden olmasın peki? Sabateist Şeyhülislamlar, din adamları, tarikat liderleri vesaireleri, İspanya'daki konversolar kimliklerini gizleyerek dini ve siyasi kurumları ele geçirmişlerse, sabateistler de aynı düzeyde Osmanlı'da ele geçirmişlerdir. Bu tarihi bir gerçek. İki hadisenin de ortak noktası dönmeliktir, yani çift kimlikliliktir. Judaizmin bir yolu da aslında budur. Bu bağlamda İspanya sürgününden sonraki dönemde Osmanlı'nın ekonomik ve siyasi politikalarının uluslararası siyasete, ticareti, Şeyhülislamların ve fetvalarının Osmanlı politikaları üzerindeki etkisi ve dini bağlamda topluma olan entegrasyonu Judaizmin derin etkisi altında kalmıştır. Bu süreçte İspanya ve Osmanlı tarihi yeniden gözden geçirilerek bence analiz edilmelidir. Lakin kraliyet arşivleri ve Yahudi kaynakları bizleri yanıltmıyorsa 500 yıllık tarih artık değişmesi gibi bir şey söz konusu, bu kadar çünkü bilgi ortada varsa. İspanya'daki dini kurumları ve tarikatları ele geçiren konversoluk, Osmanlı'da ve Cumhuriyet'te de kendine sabatizmin kollarını bırakmıştır. Yahudiler İspanya'da Katoliktiler, Osmanlı'ya gelince ne oldular? Müslüman oldular. Judaizm en çok tarih boyunca dini kurumlarda ve tarikatlarda örgütlenmişti. Peki ya biz bugün içimizdeki bu dönmeliği, bu konversoluğu, bu sabateizmi, Yahudiliği, en önemlisi İsrail'i sorguluyor muyuz? Peki hangi güç böyle İslami hükümlerinin de söz konusu olduğu bir devletteki, Osmanlı Devleti'nden bahsediyorum. Yavuz Sultan Selim'e karşı iki kere gönderilen feryatnameye böyle sessiz kalması söz konusu olabiliyor. De o sırada Yahudilere sahip çıkması, yerleştirilmesi. Bu güç nasıl bir güç ki Osmanlı'yı böyle yıkılışını etkiliyor ama aynı zamanda Cumhuriyet dönemini de etkiliyor ve günümüzde de etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Peki gerçekten bu seferatlar kimde? Gerçekten bu seferatların amacı sadece Mesihi plan mıydı? Yoksa sadece başka planları mı vardı? Bunu bilmiyoruz. Daha doğrusu biliyoruz. Ama bir sonraki videoda bu konuları daha iyi yani anlaşılması üzerine anlatmak dileğiyle kendine çok iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer bir sürçülisan ettiysem affola. Uzun uzun anlattığım için de umarım sıkılmadan da beni dinlersindir. Görüşmek üzere.